Herkese merhabalar. İstanbul Gedik Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü söyleşilerine hoş geldiniz. Bugün inşaat sektöründe staj imkanları konusu üzerine 5 soru 5 cevap ile iş başında uygulama örneklerini konuşmak üzere İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Muhammed Hakan Yavuz'la birlikteyiz. Sevgili Hakan, İSTİM Tuzla'da şantiye stajını gerçekleştiriyor ve Temmuz ayından bugüne değin şantiye ortamında. Şu anda da zaten canlı bir şekilde şantiyeden bize bağlanmış durumda. Hakan, önce nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Öncelikle staj uygulamasını özellikle inşaat mühendisliğini tercih edecek olan adaylarımıza anlatabilmek ve senin öğrenci gözünden deneyimlerini paylaşabilmek adına bu söyleşiyi kabul ettiğin için teşekkür ediyorum. Şimdi bildiğim kadarıyla sen İSTİM Tuzla'da bir şantiye ortamındasın. Şu anda da şantiye ofis binasını görüyoruz. İş sağlığı ve güvenliği açısından tedbirlerin alındığını da bana az önce sohbet ederken söyledin. O da bizim öğrencilerimizin güvende olduğunu bilmemiz adına son derece mutluluk verici. Dilersen bir girizgah yapabilmek adına genel olarak şantiye ortamından böyle bir kısaca bahset. Şantiye türü nedir? Ne tür imalatlar gördün? Beton, işte donatı ve benzeri şeylerle ilgili. Böyle bir sohbet edelim. Sonra da 5 soru 5 cevapla hızlıca söyleşimizi bitirmiş olacağız. Hocam, öncelikle bizim şantiyemizde dükkan ödülemeleri için sanayi merkezi olacak. Onun için daire olarak görülmesin. Büyük bir yer. Yaklaşık evet. 700 dükkan olacak burası. 10 derece büyük bir yer. Hazır beton firması yakalımızda. Oradan elde metonlarımız geliyor. Ve en kötü ihtimalle 1 metre civarında metor geliyor. Bazen 450 civarında falan oluyor. Onun dışında burada İşte bizim de kendimize bize verilen görevler var. Onları yapıyoruz. Onunla ilgili sorum olacak. O zaman dilersen sorularıma geçeyim. Daha kapsayıcı cevaplar verebilirsin. Şimdi biz ilk soruda İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak öğrencilerimize senin de bildiğin gibi şantiye ve büro olmak üzere iki farklı türde stajı zorunlu tutuyoruz. Bu anlamda staj yeri seçiminde dikkat edilmesi gerekenler sence neler? Yani bundan sonra gelecek olan ve staj yapacak olan inşaat mühendisliği adayları staj yeri seçerken nelere dikkat etmeli? Bir kere staj yapacağı yerde inşaatın daha böyle sonuna yaklaşılmamış olması daha iyi olur herkes için. Daha çok şey görebilirler. Bir sonunda bunda yapamayabilirler. Her şeyi göremeyebilirler. Anladığım kadarıyla imalatta her aşamayı görebilecekleri bir yer olmasını öneriyorsun. Aynen. Ve büyük bir şantiye olursa daha fazla şey görebilirler. Daha farklı şeyler oluyor burada. Çünkü küçük şantiyelerde o kadar fazla şey olmuyor. O kadar şey göremeyebilirler. Onun için büyük olması da bir avantaj. Şimdi senin bulunduğun şantiye ortamı sanırsam biraz kapsayıcı ve büyük bir ortam. Organize sanayi olduğu için. Dolayısıyla bu tarz imkanların olduğu yerlerde staj yapabildiklerinde ben de şunu söyleyebilirim. Farklı bir yerde istinat duvarı imalatı varken farklı bir yerde beton dökümü donatılarla kat çıkıldığını görebilirler. Yani işin geoteknik, su mühendisliği, yapı mühendisliği anlamında farklı kısımlarını görebilirler. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Dolayısıyla teşekkür ederim. İkinci soruda şunu sormak istiyorum sana. İnşaat sektöründe staj yapan bir öğrencimiz olarak aday inşaat mühendisliği öğrencilerine staj ortamında bir günün nasıl geçiyor? Yani bu tabii farklı şantiye veya büro ortamında herkesin vereceği cevap farklıdır ama senin örneğinde böyle bir imalatın yapıldığı şantiye ortamında gününü özetleyebilir misin? Biz burada beton gelmeye başladığı andan itibaren burada kantar var. Öncelikle beton giriş çıkışını yaptığımız saatler oluyor. Tabii farklı farklı kişiler yapıyorlar ama değişiyor. Onun dışında sahaya çıkıp kolon teslim alıyoruz, döşeme teslim alıyoruz, donatılarına bakıyoruz. Döşeme kalıplarını kontrol ediyoruz. Nasıl diyeyim?
kırık falan varsa onu düzeltiyoruz. Burada bazı herhalde kadar... burada herhalde Hakan kontrolden kasıt mesela anladığım kadarıyla planları, projeleri de okumayı öğreniyorsunuz, imkanınız olmuş oluyor. Ve uygulamada da acaba bunun doğru hayata geçirilip geçirilmediğini kontrol ediyorsunuz. Değil mi? Aynen öyle. Projeden okuyoruz. Proje hepimizin elinde var. Hepimizde verdiler projeleri. Oradan bakarak kendimiz bakıyoruz. Onlara falan çalışıyoruz. Ona göre kapattırıyoruz. Onun dışında kazı yapılırken Total Station kullanıyoruz. Onunla kod belirliyoruz. Yani genel olarak böyle geçiyor bunlar. Çok sevindim. Üçüncü soru olarak şunu soracağım. Sence staj uygulamalarında inşaat mühendisliği eğitiminde mesleki açıdan ilerlemeye hangi açılardan katkısı oluyor? Yani biz az önce işte günlük şanti ortamında gününün nasıl geçtiğini söyledin. Biz sizlere ders ortamında sonuçta teorik bilgileri aşılamaya gayret gösteriyoruz. Ama tabii mesela şantiyede gördüğünüz bazı şeylerin teorik kısımlarında belki üçüncü sınıfta göreceksiniz. Yani bu esasında böyle birbirini takip eden bir süreç. Bazılarının bilgi, ön bilgisini elde etmiş oluyorsunuz üniversiteden, ondan sonra uygulamasını görüyorsunuz. Bazen de tam tersi, önce uygulamayı görüp biz sizlere derste anlattığımızda aa evet bu demek bu şekilde hesaplanıyor gibi yorumlarda bulunuyorsunuz. Yani bu staj uygulamaları sence bir inşaat mühendisliği adayını eğitim alırken nasıl etkiliyor? Bir kere hocam biz önceki dönemlerde gördüğümüz derslerden de yine bir şeyler burada görerek hani uygulamalı olduğu için daha kalıcı bir bilgi ediniyoruz. Yani bu bize daha faydalı oluyor. Bunu ileride her türlü kullanacağız. Şu anda görüyoruz bazı şeyleri. Neyin ne olduğunu, nasıl hesaplandığını bilmiyoruz ama uygulamalı olarak gördük. Bunu da teorik olarak öğreneceğiz okulda. Hani şu an bunları görüntülü olarak görmek her zaman bizim için işimize yarayacaktır. Şuna katılır mısın peki Hakan? Açıkçası sizler bir öğrenme sürecindesiniz. Uygulama kısmını da biz o yüzden pekiştirmek istiyoruz üniversitemizde. O yüzden böyle hani güzel yerlerde staj yapma imkanı sağlamak istiyoruz. Bu anlamda siz özellikle hani şu an mesela mühendis çıktığınızda oradaki meslektaşlarınızla veya teknik elemanlarla mühendislik hizmetleri hakkında böyle detaylı sorular soramazsınız. Ama şu an öğrenci olmanız, açıkçası fazla bilgi edinebilmeniz anlamında her soruyu sorup sorgulayan mühendislik yeteneğini kavramanızı sağlıyor diye ben düşünüyorum. Buna katılır mısın? Aynen hocam. Burada her soruyu sorabiliyoruz. Yani inşaat mühendisine de, mimarına da, teknikerine de, geri kalfasına da hepsine sorulabiliyor. Herkes de düzgün de cevaplarını kimseye ters demeden burada rahatlıkla sorulabiliyor ve daha iyi öğrenebiliyoruz. Doğru. Dolayısıyla bu zamanı bu şekilde değerlendirebiliyor olmanızı ben de çok mutluyum. Zamanında bizler de aynı yoldan geçtiğimizde ben de açıkçası çok sorgulayan ve birçok şeyi hayatta tatbik eden kişilerden de öğrenmeye gayret göstermiştim. Çünkü bilgi birikiminiz çok artmış oluyor o zaman. Dolayısıyla senin de böyle bir imkan bulduğuna çok sevindim. Dördüncü soru olarak sana şunu sormak isterim. İnşaat mühendisliği branşında okumak için gerekli bireysel özellikler sence neler? Yani bir kendini düşündüğünde adaylara şu özelliklere sahip olmalıyız ki işte daha ne diyeyim hani başarılı olalım, daha iyi öğrenebilelim. Neler diyebilirsin bununla ilgili? Bir kere her işçiyle, herkesle burada iyi bir iletişim kurabilmeliyiz. Yani ama iletişim becerileri. Aynen. Çok aşırı samimiye kaçmamak gerekiyor. Çünkü yani... Ast üst ilişkisini, dengesine doğru saptayabilmek. Aynen. Çünkü bazıları hani siz stajyersiniz diye şey yapmaya fazla... Evet, bilgi ve birikiminizi... Şimdi biz üniversitede sizlere... gerçekten iyi, kaliteli eğitim vermeye gayret gösteriyoruz üniversitemizde. Ben de derslerinize giriyorum, biliyorsundur. Bu anlamda bilgi anlamında donanıyorsunuz ama bilgi ve becerileriniz tabii ki sahada, oradaki meslektaşlarınız tarafından da, farklı seviyelerdeki teknik elemanlar tarafından da sınanacak. Bunu derslerde de sizlere söylemiştim. Herhalde bunu
bir anlamda yaşamışsın ve bunu kibarca dile getirmeye gayret gösterdin. İşte o yüzden gerçekten staj uygulamaları son derece önemli. Dediğin gibi böyle büyük kapsamlı tesislerde, şantiye ortamlarında staj yapabilmek de bu deneyimi kazanmanızı size sağlıyor. Güzel bir noktaya değindim. Teşekkür ederim. Ben son soru olarak şunu sormak istiyorum sevgili Hakan sana. Bizleri izleyen aday inşaat mühendisliği öğrencilerine eğitimleri süresince özellikle dikkat etmeleri gerekenler hakkında tavsiyelerin neler olur? Yani bu ders takibi anlamında da olabilir. İşte teknik bilgilerin nasıl pekiştirebilecekleriyle ilgili olabilir. Belki Erasmus ya da yabancı değil veya mesela sen şantiye ortamındasın ama bir sonraki stajınız ofis ortamında olacak. Biz de sizlere statik hesaplama yapabileceğiniz farklı programlar öğreteceğiz ilerleyen yıllarda. Dolayısıyla belki program becerileri anlamında olabilir. Yani böyle kapsayıcı olarak sence nelere dikkat etmeleri gerekir eğitimleri süresince? Eğitim boyunca hocam okulda gördüğüm derslerden mesela örneklerle konuşuyor. Hani hiçbir şeyi bunu işine arayacak şekilde düşünmemek gerekiyor. Çünkü burada bir şekilde karşına çıkıyor. Ona göre evet. Onu görüyorsunuz. Hakan şunu hissettin mi? Mesela ben onu çok hissetmiştim. Bildiğini yani birçok bilgiyi biz size veriyoruz ve onu bildiğinizi unutuyorsunuz. Yani bize de öyle olmuştu. Ama sonra öyle bir an geliyor ki sahada o şantiye ortamında bir soru olduğunda veya bir şey gördüğünde onu aa evet deyip hani sen de bilgisel anlamda katkıda bulunabiliyorsun ve o an bildiğini anlıyorsun. Bunu hissettin mi? Evet yani burada gördüğün an ben bunu biliyormuşum olduğu oluyor. Gerçekten o an belki söylese, hani görmeden birisi ismini söylese de hatırlamayacaksın ama orada evet. Görünce ben bunu biliyordum evet neydi diye olabiliyor. Bir şeyler oldu bana da. Samimi cevapların için çok teşekkür ediyoruz Hakan. Staj iş başında uygulama örnekleriyle ilgili ilk söyleşimizin ilk konuğu sen oldun. Dolayısıyla çok teşekkürler. Sanırım bir de sürprizim vardı. Şantiye ortamını şöyle bir göstermek istiyordun. Dilersen kapanışı onunla yapıyor olalım. Tabii ki. Böyle. Şurada beton dökülüyor dışarıda. Gördüm evet. Şu an pompa bulunuyor. Bir vinç kulesi evet. Görüyoruz. Farklı imalat. Toplamda 4 tane vinç kulesi var hocam. Yukarıda ofisler var. Hı hı. Onun dışında böyle bir. Tamam. Seni görelim tekrardan. Veda etmek üzere. Hakan katılımından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sana da hem stajında hem de önümüzdeki akademik yılda başarılar diliyoruz. Sağlıkla görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.